Diyarbakır'da ciğer ve kebap denince akla gelen tek isim Onur Ocakbaşı oluyor tabii ki. Konuk olduk, birlikte izliyoruz. Vedat Onur Ocakbaşı'ndayız. Firma sahibi yanımızda Vedat Beyler. Vedat Bey'e teşekkür ediyoruz. Bizleri konuk ettiğiniz için sizleri daha yakından tanıyabilir miyiz? Biz teşekkür ediyoruz. Şehrimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben Vedat Onur Ocakbaşı'nın işletme sahibiyim. Ben ve iki çocuğumla birlikte işletmeyi işletiyoruz. İşletmemiz 1990'dan beri devam eden bir işletme. Bundan önce ikinci kuşak olarak ben devam ediyorum. Benden önce babam bu mesleği yapıyordu. Babam bıraktıktan sonra mesleğe ben devam ediyorum şu anda. Teşekkür ederim. Buradaki hizmet yelpazenizden bahsedecek olursak neler var burada? İşletmemizde bize has olarak Diyarbakır'ın özel yayla hayvanı, kuzu dediğimiz hayvanla çok güzel gemikli kaburgamız var. Kebap çeşitlerimiz var. Diyarbakır'a özgü lüle kebabımız var. Diyarbakır'a özgü sebzeli kebabımız var. Kuşbaşı var. Diyarbakır'a özel ciğer kebabımız var. Bir de işletmemizin ikinci şubesi olarak burada çok güzel yaprak döner yapıyoruz ve İskender yapıyoruz. Geniş bir ürün yelpazemiz var. Mangal adında düşünebileceğiniz bütün ürünler var. Et ve İskender çıkarıyoruz. Evet, izleyicilerimiz zaten ustalarımızı ocak başında görecekler ekranda. Peki sizin hedefleriniz nelerdi burayı açmadan önceki? Buradaki hedefim, daha önce sur içinde bir işletmemiz vardı. İkinci hedefimiz işte Diyarbakır'da güzel, nezih bir ortam, insanların rahat yiyebileceği, yemek yiyebileceği bir ortam yarattık. Daha büyük hedefimiz var. Kısmet olursa üçüncü bir hedef daha düşünüyoruz. Daha açılıp, daha çok istihdam sağlayıp, daha çok güzel yemek ve gıda sektöründe hizmet etmek. Evet, teşekkür ederim. Peki insanlar sizi neden seçmeli? Diğer farkınız nedir sektörlerden? Bizim diğer sektörlerden farkımız, yediğimizi içtiğimizi sunuyoruz. Sevgimizi katıyoruz. Çok özenle geçmişten bugüne gelen büyük tecrübe deneyimler var. O tecrübe deneyimi gıdamıza, yemeğimize, ürünlerimize vererek sunuyoruz. Peki Vedat Bey, siz neden bu sektörü seçtiniz? Bu mesleği seçmem nedenlerden biri ikinci kuşak olarak baba mesleği. 1964'te babam Hacı Vahit Günaydın bu mesleği yapıyordu. Ben de tabii küçük yaşlarımdan beri onunla çalışıyordum. Onunla birlikte bu işi götürdüğümden dolayı başka bir alternatif olmayınca bu işi seviyorum. Zevkle yapıyorum. Sevdiğim, becerebildiğim, insanlara iyi bir sunum yaptığım bir meslek. Ondan dolayı bu yapıyorum. Teşekkür ediyorum bilgileriniz için. Ağzınıza sağlık. Son olarak Altın Rep aracılığı ile tüm Türkiye'ye neler söylemek istersiniz? Lütfen güzel Diyarbakır'ımıza gelin. Bu güzel yemeklerimizi bir tadın. Hacı Ustam, bizleri konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz. Biraz menünüzden bahseder misiniz bizlere? Hoş geldin, safa geldin inşallah. 20 senedir burada çalışıyorum. Yani 20 senedir kaburgadır. Urfa, Adana, ciğerimiz. Yani burada lezzet üstüne lezzeti bulabilirsin her zaman. Özellikle kaburgamız çok güzel, lezzetlidir. Adanımız, kıymamız sade bıçak kıyması. Ciğerimiz kuzudur. Yani bir şey katmıyoruz. Özellikle en büyük şeyimiz de ocakta pişirmektir. Yani ocakta pişirdiğin vakit her şeyde lezzet alıyorsun. Evet efendim, Onur Ocakbaşı'nın işletme müdürü yanımızda Bayram Bey. Kendilerini tanımakla başlayacağım öncelikle. Bayram Bey, bizleri konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben Bayram, bu işletme müdürüyüm.
20 yıldır bu meslekteyim. 1964 Hacı Vahit Günaydın'dan tarafından Vedat Günaydın teslim almış olduğu bayrağı ikinci kuşak olarak devam etmektedir. 50-55 personelle çalışmaktayız burada. Yaklaşık bir yıldır burası açık. Daha önce Sur şubemiz vardı. Sur'dan buraya geldik. Sur'daki olaylardan dolayı buraya hız verdik ve burayı açtık.